Saatler 13.25'i gösteriyor. Telefon hattımızda Dijital Hayat TV Genel Koordinatörü Bilal Eren var. Merhaba Bilal Bey. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sosyal medya nasıl? İyidir inşallah. Sosyal medya hareketli. Hareketli artık hayatımızı çok etkiliyor tabii bu mecralar. Hı-hı, o hareketleri biraz öğrenelim sizden bu hafta itibariyle. Evet, onu keyifle vereceğim size. Hayatımızı etkilediği için de bütün olaylar bunlar üzerinde cereyan ediyor. Hı hı. Hem ülkemizden hem dünyadan haberler var Dijital Hayat TV aracılığıyla. Sırasıyla başlayayım istersen sizin için derlediğim haberlere. Lütfen. Türkiye'de gene bir araştırma yapıldı. Bir telefon markası, akıllı telefon markası, reklam olmasını söylemeyeyim. Onun bir araştırması bu hafta yayınlandı. Hı hı. Son 3 ayda sosyal medyada paylaşılan 70 bin selfie etiketli paylaşım tarandı. Bu hani kendimizi çekiyoruz, öz çekim diyoruz. Hı hı. Bunlar taranmış tüm Türkiye'de çekilen ve ilginç bir sonuç çıkmış. Türkiye'nin selfie araştırması. Bilinenin aksine kadınlar fotoğraf çekmeyi erkeklere göre daha çok severi yıkan bir araştırma. Türkiye'deki erkeklerin %49'u kendi selfiesini çekmiş. Kadınlarda ise bu oran %38 olmuş. Çok ilginç bir sonuç. Böyle bir rapor yayınlandı. Evet. Bunu dinleyicilerimize söyleyebiliriz. Kağıthane Belediyesi'nden bir haber var. İstanbul Kağıthane Belediyesi'nden. İlginç bir çalışma yaptılar. Bütün içeriklerini, dergi, gazete, bülten gibi içeriklerini akıllı telefonlarda interaktif şekilde, yani üzerine basınca video, ses, müzik gelecek şekilde dijital ortama attılar. Ve akıllı telefon ve tabletlerde Kağıthane Belediyesi'nde oturan vatandaşlar veya dışarıdaki vatandaşlar, oturmayan vatandaşlar, ilgisini çeken vatandaşlar da olabilir. Hı hı. Bu içeriklere dijital olarak ulaşabiliyor. Türkiye'de hemen hemen ilk diyebileceğimiz bir çalışma. Çok buradan güzel. Onu duyurmuş olalım. Çok ilginç, hı hı, güzel bir şey. Artık kimse o dergilere fiziki olarak ulaşmak zorunda değil. Yine ülkemizden bir haber var. Biliyorsunuz Fatih projesi çok önemli bir proje. Çeşitli aksaklıkları olsa da tablet dağıtımı, içerik vesaire. Bu içerik, evet, konusunda güçlendirmek için İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bir araştırma, bir işbirliğine girdiler. Ve net bir 3 arası imzalayacak protokolle Fatih projesi kapsamında içerik danışmanlığı hizmetleri İTÜ tarafından yürütülecek. Bu da güzel bir, hı-hı, gelişme. Çünkü tabletler dağıtılıyordu. Bunun içindeki içerikler de zayıf olduğu konuşuluyordu. Böylece içerik konusunda bir gelişme olabilir. Güzel bir işbirliği bence. Hı-hı. Yine bir rapor var. Tüm dünyada yapılan bir rapor. Twitter kendisi açıkladı bunu kendi web sayfasından. Biliyorsunuz bu linç, itibarsızlaştırma veya işte gizlilik, insan, kişisel bilgilerin gizliliği gibi konularda çok fazla hükümetler, devletler bu şirketlere taleplerde bulunuyor. Ve, hı hı, bu talepler zaman zaman açıklanıyor. Twitter açıkladı. 2014-14'ün 2. 6 ayına göre hükümetlerin bilgi talebi bir önceki 6 aya göre %40 artış gösterdi diyor. Hı hı. Yani, hı hı, 2014 ilk 6 ayındaki talepler %40 artmış. İlginç bir bilgi. Özgürlükler Ülkesi Amerika taleplerde birinci. Hı hı. Burada bir 7144 kullanıcının 2081 bilgi talebi almış Amerika'dan ve Amerika bu konuda zirveyi kimseye vermiyor. Facebook'tan ilginç bir haber var. Belki dinleyicilerimizin çok ilgisini çekecek. Şimdi bizim diyelim bir Facebook hesabımız var. Bunu vasiyet bırakabileceğiz mi? Yani biz öldükten sonra bu Facebook hesabı ne olacak olur çok tartışılıyordu. Facebook bir özellik getirdi. Legal kontak, vasiyet bağlantısı butonu. Bu butonundaki formu doldurarak sizden sonra sizin Facebook'taki bilgilerinizi, hesabınızı kimi kullanacağını belirleyebiliyorsunuz. Ve o Facebook hesabının ne kadar kıymetli sizin için, ne kadar değerliyse bunu vasiyet şeklinde bırakabiliyorsunuz. Ya da siz çevrenizdekiler için ne kadar değerliyseniz siz o Facebook sayfanızda yaşatmaya devam etmelerine imkan sağlıyorsunuz. İmkan sağlıyorsunuz, evet. Sadece kişisel bir sayfa olmayabilir diyelim. Hı-hı. Örneğin çok şiir seviyorsunuz. Şiir dolu bir sayfadır. Onu başkasına kullanmasını sağlayabiliyorsunuz. Böyle bir özellik. İlk Facebook yaptı bunu ve çok ses getirdi. Diğer, hı-hı, sosyal medya hesapları da sanırım bunu takip edecek. Sosyal medya mecraları. Ülkemizden bir haber var. Takip edenler için söylüyorum. Cumhurbaşkanı Twitter, Facebook ve YouTube ve Instagram'da hesapları vardı. TC Çankaya isimli domainiyle. Bu hesaplar TC Beştepe olarak değiştirildi. Yeni sarayla beraber bu hesaplarında ismi değiştirilmiş oldu. Takip edenler için bilgilendirme yapalım. Buradan Cumhurbaşkanlığının paylaştığı içerikler takip edilebilir. Hı hı. İlginç bir şey daha yapıldı. Bunu Obama yapıyordu Amerika'da.
biz de bunu kullanmaya başladık. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biliyorsunuz bir hesabı var. RT Erdoğan diye. Bu hesaptan kendisi veya ekibinin paylaştığı, kimin paylaştığı bilinmiyor. Obama şöyle bir şey yapıyor. Obama'nın biliyorsunuz 40 milyon takipçisi var Twitter'da. Kendisi yazarsa OB koyuyor. Yani bu OB kısaltmasını koyarsa Obama'nın bizzat kendisi yazdığı anlaşılıyordu. OB kısaltması yazmaz ise bunu danışmanların, ekibinin, uzmanların yaptığı paylaşımı anlaşılıyordu. Aynısını bizimkiler de yapacak şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi yazdığı tweetlere RD kısaltması koyacağı bildirildi. O zaman kendisi paylaşıyor. Yoksa danışmanları paylaşıyor. Böyle de bir bilgi var. Bu bilgiyi de vermiş olarak. İlginç bir bilgi daha var. Albüm satışları olarak. Albüm satışları raporu. Şimdi dijital müzik hayatımızı çok etkiledi biliyorsunuz. Artık cep telefonundan istediğiniz müziği buluyoruz. YouTube, Spotify gibi mecralardan akıllı telefonumuza yazıyoruz. İsmini veya şarkının ismini buluyoruz. Bu şöyle bir şeye yol açmış. 2014 yılında hem fiziki olarak albüm satışları hem de dijital olarak albüm satışları. Buraya dikkat etmek lazım. Bunlar düşmüş. Yani insanlar fiziki olarak zaten albüm almakta giderek düşen bir eğilim vardı. Dijital olarak da bir albümü satın aldı. Örneğin ilk sanatçısının full 12 şarkılık albümünü almıyormuş artık. Veya bu konuda azalma varmış. %9 gerilemiş. İnsanlar online müzik dinleme oranlarına bakıldığında ciddi bir yükseliş göze çarpmış. Ve %54 oranında online dinleme pratiği gelişmiş. 2014 yılında bu artarak devam edecek. Yani parça bazlı sevdiğimiz parçaları dinliyoruz ve onları yapıyoruz. Telefonumuzu veya tabletimizi indiriyoruz. Böyle bir bilgi var. Sanatçılar buradan tabii artık tek parçalık belki albümler yapacaklar veya online müzik dediğimiz devamlı favori müziklerin yani sevdiğiniz müzikleri çaldığı müzik kanalları olacak. Bu belki sizi de ilgilendiren bir haber. Evet. Radyocu olarak. Vaktimiz ne kadar var bilmiyorum. 2-3 haberim daha var. Onları da paylaşalım kısaca. Dün bir açıklama yaptı Sayın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık. Bu kriptolu telefonlarla ilgili o dinlenilmesiyle alakalı. Şimdi çoğu kullanıcının da yani bizlerin de alabileceği kriptolu telefonlar üretiliyor ve 2016'nın başında bunlar satışa sunulacak. Ve bir daha bu telefonların casus faaliyetleri için dinlenilmeyeceği, çok güvenli olacak olsa Sayın Bakan çok iddialı. Yani böyle bir açıklaması var. Belki COBİ'leri ilgilendiren bir şey söyleyebiliriz. Siber güvenlikle alakalı. O nedir? Güvenlik şirketi virüs yazılımı Symantec'in bir açıklaması var. Diyor ki siz şirketlerin büyük şirketlere saldırıldığını düşünmeyin. Sadece işte bankalara, büyük şirketlere siber güvenlik açısından yani şirketin gizli verilerine, internet şifrelerine aslında küçük işletmeler hedef olmakta daha mahirler ve bu saldırılar 2014 yılında %360. Yani bize kim saldırır demeyin diyorlar yani. Evet, bize kimse saldırır demeyin. Yani köşedeki mahalle arasındaki mobilyacı beyefendi veya küçük işletmeler bu konuda daha açıklar siber güvenlik konusunda. Yani saldırıları daha açıklar. Bu konuda yapılacak birkaç şey var. Bunları yapması lazım. Özellikle bu çalışanlar ve kendilerinin o küçük işletmeler de olsa küçük yani orada belli bir sayıda çalışan insan var. Onların onlara verdikleri şifreleri kontrol etmeleri ve basit şifreler kullanmamaları konusunda uyarılar yapılıyorlar. Yani akıllı şifreler denilmeleri istiyor. Bilinenin aksine küçük işletmeler bankacılık işlemleri, vergi işlemleri gibi işlemleri internetten yaptıkları için daha fazla saldırıya açıklar. Bu konuda uyarı var. Buradan da dinleyicilerimize uyarı yapalım. Yani mutlaka bu şifre konusunda çalışanları ve kendilerine dikkat etsinler. Bankacılık vesaire konusunda. Biz her hafta böyle bir çalışma yapmıştık size bağlanırken. Her hafta bir sosyal medya mecrasını anlatalım istiyorduk. İstedik ve yaptık bunu 4 haftada. Şimdi bir Türkiye'den çıkan ve çok kullanılan bir sosyal medya mecrası var. LineDo diye. Onu isterseniz dinleyicilerimize anlatayım. Belki ilgilerini çekecektir. Önce bir kodlayalım. LineDo dediniz. Evet. Lüleburgaz, İzmir, Niğde, Edirne. Evet. Lüleburgaz, İzmir, Niğde, Edirne. Line, Nokta. Diyarbakır Ordu, LineDo. Diyarbakır Ordu, evet. Diyarbakır Ordu, evet. Tamam. Böyle yazılıyor internet çubuğuna. Tamam. Zaman yap gibi düşün, çizgi yap gibi düşün Türkçesini. Dijital almanak oluşturmamızı sağlıyor. Ne demek? Hani biz çocuğumuzun veya kendimizin bir fotoğraf albümünü yaparız ve onu bir zamana göre dizeriz. Veya yaptığımız işleri
sırasıyla yazarız. Hani tarihçiler bunu yapar, almanak yaparlar. İşte 2014'te olan olaylar gibi. Evet. Ocak ayından başlayıp aralığa kadar devam ederler. Bunun dijital halini düşünün. Örneğin biz profesyonel bir iş yapıyoruz. Mesela TRT ve Kent Radyo'nun dijital almanağını yapabilirsiniz. Ne zaman başladı yayına? Örneğin 1 Ocak'ta başladı. Bugün 19 Şubat'a kadar hangi konukları organize ettiniz, ağırladınız? Onların fotoğraflarıyla beraber konuştuğunuz konuları böyle bir çizelgeyle, fotoğraf, video ve sesle koyarak tarihsel almanak yapabileceğiniz, dijital zaman çizelgesi gibi düşünün. Böyle bir platform hem kurumsal hem bireysel olarak kullanılıyor. Şu an 5 milyon kullanıcısı var. Çok da iyi bir sayı ve Türkiye menşeli. Yani bizim ülkemizde yapılmış bir şey, bir mecra. Dinleyicilerimize tavsiye ederiz incelemelerini. Kurumsal olarak da kullanılabilir. Bunu herkese tavsiye ediyoruz. Line.do diye bir platform. Sizin kişisel almanağınız gibi veya kurumsal almanak, dijital almanak diyebiliriz. Son olarak şöyle söyleyeyim. Yarın TRT Radyo 1'de dijital hayat programında dinleyicilerimizin ilgisini çekerse hackerlık konusunu konuşacağız. Evet. Biliyorsunuz bu konuda iyi ve kötü hackerlar var. Biz iyi bir hacker konuk ediyoruz. Bu konuda eğer soruları varsa dinleyicilerimizin bize ulaştırabilirler. Bir daha alalım. Ne zaman, hangi postada, hangi saatte? TRT Radyo 1'de saat 3'te canlı yayın. Saat 15'te. Saat 15'te canlı yayın. Evet. Evet. Beyaz şapkalı hackerlar. Yani Türkçe iyi hackerları konuşacağız. Ve iyi hackerlık yapan bir konuğumuz olacak. Hayırlı Öztürkçü. Bu konuda ilgi duyan dinleyicilerimiz radyoyu dinleyebilirler. Soruları iletebilirler. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.